Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bugün Iğdır'dayız. Iğdır Devlet Hastanesi'nde. Aslında ismi değişmiş. Nevruz, Iğdır'da Nevruz Devlet Hastanesi diye geçiyor ama olsun, biz alışmışız Iğdır Devlet Hastanesi diye. Babam ameliyat oldu, prostat ameliyatı. Onun yanındaydım. Dedim bu hafta izinliydim normalde. Yani şu anda Iğdır'dayım. Yakın bir tarihte Kars'a geçeceğim. Oradan tekrardan memleketim Erzurum'a gideceğim. Hastaneye biraz sıkıldım, biraz dışarı çıkayım böyle. Yani biraz öz eleştiri yapmak isterim tabii. Iğdır'ı seviyorum böyle. Doğduğum, büyüdüğüm şehirdir. Ama böyle hani Iğdır çok bozulmuş. İklimi bozulmuş. Hani belediyecilik anlayışı, şehircilik anlayışı böyle neredeyse sıfır. Sıfır. Sıfırın altına bile diyebilirim kendi memleketim olmasına rağmen. Hani Iğdır'a bir derli toplu bir adam akıllı bir düzen olması gerekir. Eleştiriyorum çünkü olması gereken bu. Gerçekleri söylemek gerekir. Iğdır'ı güzeldir. İklimi bakımından da elverişli bir yerdir ama harbiden de yani değer verilmiyor. Bazı o hele çok da belediyecilik anlayışına çok önem vermesi gerekir. Hastanede çok, ben alışmışım böyle yoğun kalabalık bir hastanede çalıştığım için böyle. Iğdır Hastanesi bana daha sakin, daha tabiri caizse ölü gibi geldi. Orada tabii tamamen şeyle alakalı, yoğunluk bakımından şeydi. Ondan sonra temizlik, hijyen konusunda da dikkat etmek gerekir ya. Bizim hastaneyi kutluyorum o yönde. Şu anda aynı zamanda Iğdır'ı temsilen işte kılıçlar var böyle arkamda. Şöyle göstereyim. Nerede? Şurada. Bak şurada. Oraya gideceğim. Oraya hep birlikte bakıp görelim. Ben de uzun zamandır gelmedim. Bir görelim bakalım ne var ne yok. Iğdır'ın yani araba sesinden anlaşılmıyor ki ya. Dur şöyle geçeyim. Yani Iğdır deyince, memleketim deyince bana en çok ön planda benim duygularıma hitap eden yerlerden bir tanesidir Ağrı Dağı. İşte diğer adı Gri Dağı, Ararat Dağı. Ondan sonra birkaç yerler var böyle. İklimi seviyorum. Mesela hani iklimi biraz daha sıcak. Her çeşit meyve sebze yetiştirildiği için o yönde de Iğdır'ı seviyorum. Şu anda benim bulunduğum yer Iğdır Kılıçlar Anıtı'ndayız. Şöyle girişinden girelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir giriş. Aslında ben farklı bir kapıdan girdim. Ön kapı ileride şu bayrağın olduğu yerden. Ama bu da bir kapısı sonuçta. Kimsenin olmayışı, kimsenin bulunmayışı aynı zamanda güzel bir şeye. Yani güzeldir en azından. Bak şu kılıçlar. Bu bizim kılıçlar böyle. Bildiğimiz sivri uçlu. Şimdi adım adım gideceğim. Buradan çıkacağım. Bak aynı zamanda da bu şu ileride de bizim Ağrı Dağı. Tepesine bulut var. Eteklerine kar yağmış. Yıl boyunca hiç erimeyen buzullarıyla bilinen. Evet. Ön kamerayı açtım. Ön kamerada da kendimizi gösterdim böyle. Şu anda adım adım böyle kılıçlara doğru gidiyorum. Kılıçlar tam arkamda. Oraya doğru gideceğim inşallah. Gitmeden önce şöyle bir poz alırsam nasıl olur? Oluyor. Demek oluyormuş. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu anda zirvedeyim böyle. Arkamda Devlet Hastanesi. Şeyler. Kılıçlar Anıtı'na tam gitmeden böyle etrafında bir o dönüşü yapmak istiyorum. Yuvarlak çizeyim. Şu adımlardan yukarı çıkayım. Yara dur. Evet, şu anda tam kılıçlar zirvesinin yanına gidiyoruz. Toplamda kaç tane kılıçtan oluşuyor? 2, 4, 5 tane kılıçtan oluşuyor. Büyük, koskocaman kılıçlar böyle. Ulan böyle bakın, başımız dönüyor sanki. Üzerimize geliyor gibi. 6 tane kılıçtan oluşmaktadır. Camlı bir vizyon. Artı ortasına geçeyim, ortasına öyle çekeyim.
şu şekilde bir görüntü. Ama keşke yani şöyle bir şey yapabiliriz ya da diyebiliriz. Mesela bu Kılıçlar Anıtı'nı böyle hani Eyfel Kulesi gibi ışıklandırabilirler bile gece, en azından güzel bir atmosfer olabilir. Veya Iğdır'ın yine bunlar gibi birkaç yerine her girişinden böyle hani şey yapılabilir. Aynı zamanda da bakın burada bir yani elinde şöyle bir şey gibi balta mı diyorum, bir savaşçı, yukarısında bir tane hayvan figürü var, ejderha figürü sanki. Şurada bir tane kurt figürü mevcut. Uluyan bir figür. Burada da bir at. Evet, at. Burada da yine aynı şekilde böyle bir savaşçı figürü. Burada da aynı zamanda at, kurt. Yani bütün heykellerden neredeyse şey yapılıyor. Etrafındakilerini tanıtayım böyle. Etrafındakiler işte şurası Karakoyun'a doğru gidiyor. Bu yol direkt Karakoyunlu Aralık ilçesine doğru giden şey tarafına. Şu taraf bilinen şey tarafına gidiyor. Ermenistan tarafına gidiyor. Şu ileriki bulutların olduğu yer Ermenistan. Burası aynı zamanda işte KYK sanırım kız yurdu, erkek yurdu değil. Bakayım, evet kız yurdu. Şurası Iğdır'ın KYK yurdu. Kız KYK yurdu. Üniversiteyi soracak olursan, üniversite ta şu ilerideki dağın hemen yamacında aşağısında. Hani Ağrı'dan göstermişim. Ağrı'dan şu KYK'nın binanın ardından oluyor. Göremiyorum tabi. Bak şurada da iki tane sevgili var. Şöyle tutarsam böyle. Hani şu tarafını göstereyim böyle. Şu tarafta Erzurum. Bir Erzurum diye. Kafam, aklım hep Erzurum'da ya. Iğdır. Iğdır Devlet Hastanesi hemen şu bulduğumuz bölge Erzurum şey tarafı. Ha bak şu tarafta aynı zamanda Iğdır sanayi bölgesi de. Şuradan geliyor lan. Iğdır sanayisi neredeydi lan? Sanırım şu tarafta. Yani yanlış bilmiyorsam. Bakayım. Yok. Pardon. Çok özür dileyerek. Iğdır sanayisi de şu tarafta oluyor. Pek büyük bir sanayisi bulunmuyor zaten. Dedik ya bugün sakin bir güne denk geldik. Yani normalde buralar genellikle hep muhakkak birilerinin olduğu, gelip fotoğraf çektiği ya da oturduğu, sevgililerin geldiği bir yer, bir mekan, ama bugün daha sakin. Bizim işimize geldi tabi. Biz en azından daha güzel bir fotoğraf çekme şeyinden bulunduk. Güzel oluyor. Yani şuradan da fotoğrafımı çekmek isterim ama nasıl çekerim onu da bilmiyorum. İşte Kılıçlar Müzesi. Şöyle bir fotoğraf çekeceğim ama nasıl? Aşağıda müze var. Bunun altında. Oraya da gideceğim. Şimdi oraya gidelim isterseniz. Ama içeri girebilecek miyiz? Ya da ücretli mi, ücretsiz mi? Sanırım ücretli ama bakacağız. Belki de içeri girebiliriz. Hadi gidelim bir. Merdivenlerden aşağıya inelim böyle Allah'ın izniyle. Müze girişi şurası olması gerek. Tabela koymamışlar ama şu şekilde bir girişi. Bakın orada biraz daha geriye gideyim böyle. Kılıçlar Anıtları şuradan da bir girişe girelim. Bakalım girişte ne var. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen karşımıza açıklayıcı kısmı geliyor. Tarih gerçekte de Ermeniler sonu uluslararası sempozyum sonuç bildirisi. Burada da uluslararası arenada yani yapılan anıtların sonucunu gösteriyor. 24-26 Nisan 1995 tarihinde Erbil'e düzenlenen tarih gerçekte de Ermeni sempozyumda. Yani 1995 yılında şey yapılmış. Şurasında da o uluslararası sempozyuma katılan şeylerin isim ve imzaları bulunmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim deyip böyle ileri doğru gidelim. Sağda solda. Bakın şurada da bir müze aynı şekilde. Açıklamalar. Kazım Karabekir.
Gence daha çok 1920-1939 yılları kapsayan, yani daha çok 1900 ile 1930 yılları arasında yapılan şeyler böyle. Bunlar aynı zamanda biliyorsunuz Anadolu Cephesi'nin, Doğu Cephesi'nin başkomutanı Kazım Karabekir olduğu için böyle daha çok Kazım Karabekir görmek normalde. Buna da işte kitaplarımız Kazım Karabekir'in hayatı, dönemdeki savaş şeylerini anlatan böyle şeylerini bulmak mümkün. Aslında bu buradakilere bak, mesela Iğdır Soykırım Anıt Müzesi 5 Ekim 1999 yılında Devlet Bakanı tarafından çatılan tüfek. Aslında buraya gelip böyle bütün şeyle görmek, tanıtmak gerekir. Hani biraz önce tepeden baktığımız o anıtların içeriden hali, şu şekilde yukarıya doğru giden anıtlar. Tanıtmak gerekir. Yani tanıtmadan, milleti bilgilendirmeden, yani millet gelmeden yani tanıtmak gerekir. Millet gelin görsün, tarihlerini araştırsınlar, yerinden ziyaret etsinler. Hem memleket için hem de ülkemiz için, gelecek nesil için bunlar çok çok önemli. Bakın şurası o anıtların girişi, yani tamamen buradan başlıyor. Arka kameraya geçeyim de güzel olur. Sanırım bu kadar. Yani şurada da odalar geçiyor. Bakın ta zirveye kaç metre olduğunu bilmiyorum. Onu da araştıracağım böyle. Bakın tamamen kültürümüzü yansıtan, işte bakın Ermenilerin Tuzluca'da yapmış olduğu kazılarda bulunan şeyler. Bunları biliyorsun, Akkuyun. Küreklerimiz, mermilerimiz, bıçaklar, o dönemin. Bakın şu görünen kafatasında mesela bir demir kesici bir cisim de bulunmuş toplu mezar kazımlarından. Bak aynı zamanda 1996, 1 Haziran 1996 tarihinde yapılmış. Rastözen Trace de geçen sene Ağustos ayında yapılmış. İçerisini gördük. Şimdi de dışarı çıkalım. Bu kadar. İçerisine girdik. İçerisini yani ya iyisiyle kötüsüyle gelip hani bu tarihimizi böyle görmek, şey yapmak gerekir. Bu tür müzelerin, bu tür sanat yerlerin, bu tür kültürümüzü, bizim geçmişimizi anımsatacak şeyleri de yani hem halkımızı hem gelecek nesili bir bilgilendirmek gerekir. Bunları sayısını arttırmak gerekir. Yani ben mesela şöyle bir Iğdır için Iğdır Belediyesi, Valiliği, ne bileyim yani gereken yetkililere mesela diyebilirim ki şu görmüş olduğunuz Kılıçlar Anıtı'nı böyle Iğdır'ın farklı birkaç yerine aynısından yine aynı durumda aynı şekliyle böyle sergilesine, girişine, çıkışına, ortasına mesela bu şurası Iğdır ve Iğdır'dan Karakoyun ve Aral'a giden yol. Mesela burada var. Bir tanesi de Tuzluca'da olsun, bir tanesi de Ağrı Doğu Beyazıt yolunun üzerinde olsun, bu üniversitenin olduğu yerde olsun böyle. Bu tür şeyler güzel olacak. Hem memleket için hem de başka şeyler için güzel olacaktır.